Öylece ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Bu videomda sizlere arkadaşlar su dalgalarında girişim konusunu anlatacağım. Su dalgalarındaki girişim konusunu 3 bölümde işleyeceğiz. Birinci bölüme başlıyorum. Su dalgalarında girişim aynı periyotlu. Demek ki arkadaşlar kullandığım kaynaklar 2 tane bakın. Source yani İngilizce'de kaynak demek. S1 kaynağı ve S2 kaynağı. Bunlar aynı periyotlu olacaklar. Ve aynı fazla olacaklar arkadaşlar. Aynı fazla olması şu demektir. Bu kaynaklar arkadaşlar aynı anda dalga leğenine ne yapacak? Böyle tık tak tik tak tik tak yapacak. Aynı anda arkadaşlar çalışması aynı şekilde olacak. Eğer birisi bakın şu şekilde olursa birisi bakın ilerlediğinde birisi geriye gittiğinde yani şu şekilde olursa zıt fazla olur. Evet. Ama tik tak tik tak tik tak şeklinde olursa aynı fazla olmuş olur. Aynı fazla oluştuğu zaman arkadaşlar oluşan dalgalar arkadaşlar simetrik oluyor. Onun için faz farkı olduğunda arkadaşlar girişim deseninde bir kayma meydana geliyor. Özdeş noktasal kaynak, noktasal kaynakların oluşturduğu dalgalar dairesel oluyordu. Hatırlatıyorum arkadaşlar. Dalga tepelerini düz çizgilerle gösteriyoruz bakın. Nokta nokta şeklinde gösterdiklerimiz de dalga çukurları. Dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklığa da yarım dalga boyu diyoruz. Ardışık iki tepe arasındakine bir dalga boyu, ardışık iki çukur arasında da bir dalga boyu diyorduk. Bunları hatırlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı periyotlu, aynı fazla çalıştığı zaman noktasal kaynaklar oluşan dairesel dalgalar arkadaşlar belirli bir zaman sonra üst üste geliyorlar. Kaynaktan üretildikçe üst üste geliyorlar. Üst üste geldikleri noktalar eğer tepe tepe ise ya da arkadaşlar ya da çukur çukur üst üste gelmişse biz buraya ne diyoruz? Katar noktası çizgisi. Yani maksimum hareketli nokta. Max hareketli nokta. Yok eğer arkadaşlar tepe ile çukur üst üste gelmişse bunlar birbirini sönümlendirdiği için düğüm çizgisi. Düğüm çizgisi. Yani minimum hareketli nokta diyoruz arkadaşlar. Şimdi A noktası için konuşacak olursak. A noktası ne yapmış? Evet, S1 kaynağından çukur. S2 kaynağından da bakın çukur gelmiş. A noktası. A noktası için hem yol farkı diyoruz. Yol farkı delta S diyoruz arkadaşlar. A noktası için çukur çukur gelmiş. B noktası için ise arkadaşlar bakın. S1 kaynağından tepe gelirken. Evet yol farkını da hesaplayacağım arkadaşlar. B noktası için. Tepe gelirken. Bu kaynaktan ise çukur, çukur, çukur gelmiş. Demek ki o zaman A noktası katar çizgisi üzerinde, B noktası düğüm çizgisi üzerindedir. D noktası için, önce C noktası için bakacak olursak, C noktası için iki kaynaktan da çukur gelmiş. Çukur gelmiş. D noktası için bakacak olursak arkadaşlar, D noktası için, evet, S1 kaynağından tepe gelmiş. S2 kaynağından ise çukur gelmiş. Bak çukur, tepe, çukur değil mi? Çukur gelmiş. Demek ki düğüm üzerinde. Bu çukur çukur geldiğine göre dalga katarı üzerindedir. E noktası ise E noktasında şuraya alalım. E noktası. Ne olmuş? Her iki kaynaktan da çukur gelmiş. Demek ki dalga katarı üzerindedir. O zaman özet. Çift tepe ya da çift çukur üzerindeyse maksimum hareketli dalga katarı. Tepe çukur üzerinde ise düğüm çizgisi. Yani minimum hareketli. Şimdi arkadaşlar yol farkını hesaplayalım buradan bakın. Yol farkı. Yol farkı dediğimiz AS1, AS2. Şimdi AS1 ne kadar? Şurası yarım dalga olduğuna göre 1, 2, 3. Bunlar arkadaşlar çizmeyeceğim. 3 lambda bölü 2. Eksi 1, 2, 3. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda bölü 2. A noktası için. Ne oldu? Lambda kadar yol farkı çıktı arkadaşlar. Şimdi B noktası için alacak olursak B noktası burada. Buradan sayarsak 1, 2, 3, 4. Evet. 4 lambda bölü 2 eksi. Buradan bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda bölü 2. Bakın lambda bölü 2 yol farkı çıktı. C noktası için arkadaşlar yol farkı sıfırdır. Neden?
Bakın tam ortada olduğuna göre arkadaşlar. Buradan da sayabiliriz bakın. Bu sıfırıncı katar. Oradan da arkadaşlar alabiliriz. Tam merkez doğrusu üzerindekilerin, çizgilerin yani şu noktanın arkadaşlar yol farkı olmaz. Çünkü kaynaklara eşit uzaklıkta çıkar. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 lambda bölü 2. 5 lambda bölü 2. Buradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 lambda bölü 2. 5 lambda bölü 2. Yol farkı ne oldu? 0 çıktı. D noktası için yazacak olursak arkadaşlar. Yazalım şimdi. Buradan 1, 2, 3, 4, 4 lambda bölü 2 eksi. Buradan sayacak olursak 1, 2, 3. 3 lambda bölü 2. Evet. Yol farkı lambda bölü 2. Şimdi A noktası ile D noktasını arkadaşlar evet. B noktası ile D noktasına bakarsanız bakın merkez doğrusuna uzaklıklarının birbirine simetrik olduğunu görebilirsiniz. Yol farkları bakın lambda bölü 2, lambda bölü 2. O zaman E noktası ile kim olacak bakın? A noktası ile E noktası bakın simetrik merkez doğrusuna göre. Şimdi yazalım o zaman E noktasını. Bu kaynaktan 1, 2, 3, 4, 5 lambda bölü 2. 5 lambda bölü 2. Eksi bu kaynaktan 1, 2, 3. 3 lambda bölü 2'den ne çıktı arkadaşlar? Lambda bakın. E noktasıyla A noktasının yol farkları lambda çıktı. E noktasıyla A noktasının bakın bir merkez doğrusuna göre simetrik olduğunu hatırlatıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan şu çizimi yapacağız bakın. Dikkat. Merkez doğrusuna göre arkadaşlar çiziyoruz. Şimdi burası ne oldu? Tepe çukur. Şuradan bakın yarım arkadaşlar burası yarım dalga boyuydu. Şuradan bakın lambda bölü 4 kadar. Ardışık iki düğüm katar arası lambda bölü 4 olduğu için bak şuradan şöyle çiziyorum. Ne oldu bakın? Tepe çukur, tepe çukur üst üste geldi. Birinci düğüm. Şimdi buradan lambda bölü 4 kadar daha ilerledim. Bakın ne oldu? Tepe tepe, çukur çukur. İkinci katar. Buradan arkadaşlar çeyrek yani dalga boyunun çeyreği kadar ilerledim. Şimdi ne oldu yine bakın. İkinci düğüm. Neden? Tepe çukur burası arkadaşlar. Yine buradan arkadaşlar bu şekilde lambda bölü 4 kadar ilerleyince ne oldu? Tepe çukur çukur size geldi. Evet. Birinci düğüm bu birinci katar olacaktı arkadaşlar. İkinci düğüm ikinci katar. Yine buradan arkadaşlar lambda bölü 4 ilerledim. Üçüncü düğüm lambda bölü 4 ilerledim. Üçüncü katar. Yalnız burada dikkat edin. Üçüncü katar gözükmez. Çünkü kaynağın üzerine gelenler gözükmüyor arkadaşlar. Bu kaynakların arasında olacak. Şimdi bu çizim arkadaşlar ben uzatmamak için bu kısımda simetrik olduğundan dolayı çizdim hazır hemen. Birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar, üçüncü düğüm üçüncü katar tam üzerine denk geldiği için gözükmeyecek. Burada da aynısı olacak. Birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar, üçüncü düğüm üçüncü katar şeklinde bu şekilde simetrik olacaktır. Şimdi dikkat. Şuradaki arkadaşlar, şuradaki D noktası, burası da bakın D üstü. D üstünün yol farkı da aynı olması gerekiyor. Neden? Çünkü aynı arkadaşlar girişim deseni üzerindeler. D üstünün yol farkını şurada hesaplayalım. Delta S D üstü. Hesaplayalım bakın. Buradan sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda bölü 2 eksi. Buradan 1, 2, 3, 4. Bakın 4 lambda bölü 2. Ne oldu? Lambda bölü 2 çıktı. Zaten D noktası da lambda bölü 2 idi bakın. D üstü de aynı. Demek ki o zaman şu noktayı diyeceğiz arkadaşlar. Aynı girişim deseni üzerindeki noktaların yol farkı eşittir diyoruz. Evet. Buradan arkadaşlar biraz önceki dediklerimizi özetleyecek olursak tepe tepe ya da çukur çukur üst üste gelirse katar çizgisi, karın çizgisi maksimum hareketle tepe çukur üst üste gelirse arkadaşlar minimum hareketle düğüm çizgisi üzerindedir. Şimdi yol farkı eğer dalga boyunun tam katları olacak şekilde ise katar çizgisi tam sayı. Eğer arkadaşlar tam katları değilse o zaman düğüm çizgisi üzerindedir. Yani delta S eşittir. K eksi 1 bölü 2 lambda da K'yı tam sayı yapıyorsa o zaman düğüm çizgisi üzerindedir. Burada iki formülde de arkadaşlar K tam sayıdır. Tepe ile çukur üstüne gelmişse minimum hareketli diyoruz. Burayı özetlemiş olduk. Şimdi merkezi katar, merkez doğrusu sıfırıncı katara göre arkadaşlar simetrik oluşuyor.
Düğüm çizgileri ve katar çizgileri kaynakların arasında oluşuyor. Kaynakların üzerine denk gelenler oluşmaz ve dışında oluşmaz arkadaşlar. Ardışık iki düğüm çizgisi ya da katar çizgisi arası lambda bölü 2. Ardışık katar ile düğüm arası lambda bölü 4'tür. Buradan birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar, üçüncü düğüm üçüncü katar şeklinde giderken burada da aynı bakın. Birinci düğüm birinci katar, ikinci düğüm ikinci katar, üçüncü düğüm üçüncü katar şeklinde gidecektir. Ardışık iki tepe arası bir dalga boyu idi. Dalga tepelerini arkadaşlar düz çizgiyle çukurları nokta nokta şeklinde ne yapıyorduk? Gösteriyorduk. Şimdi bunları özetleyelim arkadaşlar. Eğer yol farkı K lambda'da K'yı tam sayı yapıyorsa katar çizgisi üzerindedir. Yani ya tepe tepe ya da çukur çukur üzerindedir. Maksimum hareketle K tam sayı. Yok eğer arkadaşlar yol farkını K eksi 1 bölü 2'de K'yı tam sayı yapıyorsa düğüm çizgisi üzerindedir. Tepe çukur üst üste gelmiştir de demek ki minimum hareketlidir. Şimdi derinliği sabit olan dalga leğenindeki aynı periyotlu ya da aynı frekansta diyebiliriz. Aynı fazla S1, S2 özdeş noktasal kaynaklarını oluşturduğu girişim desenine merkez doğrusu üzerinde sıfırıncı dalga katar oluşur. 1. 2. Düğüm çizgileri ve dalga katarları merkez doğrusuna göre simetrik oluşur. 3. Kaynakları birleştiren doğru üzerindeki ardışık iki düğüm çizgisi veya ardışık iki dalga katar arasındaki uzaklık lambda bölü 2'dir. Ardışık düğüm çizgisiyle dalga katarı arasındaki mesafe de evet lambda bölü 4'tür arkadaşlar. Kaynaklar arasında girişim çizgileri oluşur. Kaynaklar arasında girişim çizgileri oluşur. Kaynakların arkadaşlar üstüne gelenler ne yapmayacaktır? Gözlenmeyecektir ve dışındaki olanlar olmayacaktır arkadaşlar. Dışında olmayacak. Kaynakların üstünde ve dışında olmayacak. Kaynakların arasında oluşacak. Girişim desenin oluşabilmesi için kaynakların arasındaki uzaklık kaynaklar arasındaki uzaklığa biz D diyoruz arkadaşlar. Kaynaklar arasındaki uzaklığa D diyoruz. Noktasal kaynaklar arasındaki uzaklığa D diyoruz. Bu uzaklık dalga boyunun yarısından büyük olmalıdır. Neden? Evet, şimdi şöyle. S1 ve S2 merkez doğrusu sıfırıncı katar yarada. Şimdi eğer arkadaşlar bakın burası sıfırıncı katar olduğuna göre. Burası lambda bölü 4 sonra arkadaşlar ne oluyordu? Birinci düğüm çizgisi oluyordu. Buradan da yine lambda bölü 4 sonra birinci düğüm çizgisi. Tam kaynakların üzerine geldiği zaman arkadaşlar aradaki D mesafesi ne oluyor? Lambda bölü 2 oluyor. O zaman bunlar oluşuyor mu? Oluşmuyor. Demek ki oluşabilmesi için bu D'nin arkadaşlar ne olması gerekiyor o zaman? Evet, lambda'nın yarısından büyük olması gerekiyor arkadaşlar ki kaynakları az şöyle getirdiğimiz zaman birinci düğüm çizgileri oluşacak. En azından bunlar oluşmuş olacak. Girişim deseninin oluşabilmesi için diyoruz. O zaman son söz evet kaynaklar arasındaki mesafe lambda bölü 2'den büyük olması lazımmış ki en azından birinci düğüm çizgileri oluşabilsin girişim deseni adına. Derinliği sabit olan dalga leğenindeki aynı periyotlu aynı fazla S1 S2 özdeş noktasal kaynaklardan oluşturduğu girişim deseninde aynı desen çizgisi üzerindeki yol farkı noktaların yol farkı eşittir. Bu ne demektir? A noktası ve B noktası. A S1 yol farkı arkadaşlar deltası ile gösteriliyor. A S1 uzaklığıyla A S2 uzaklığı eşittir. Eninci düğüm ya da eninci katar için. B S1 uzaklığıyla B S2 uzaklığı nedir? Eşittir. Demek ki o zaman bunun üzerindeki herhangi bir noktayı seçerek arkadaşlar yol farkını rahatla ne yapabilirmişiz? Bulabilirmişiz. Eğer yol farkı arkadaşlar K lambdayı tam sayı yapıyorsa katar çizgisi üzerinde eğer yol farkı k eksi 1 bölü 2 lambda formülünde k'yı tam sayı yapıyorsa düğüm çizgisi üzerindedir diyoruz. Katar çizgisi üzerinde ise tepe ya da tepe üst üste gelmiştir ya da çukur ile çukur üst üste gelmiştir diyoruz. Düğüm çizgisi oluşabilmesi için tepe ile çukur üst üste gelmiştir diyoruz. Minimum hareketle tepe tepe çukur çukur üst üste gelmişse maksimum hareketlidir diyoruz arkadaşlar. Kaynaklar arasındaki mesafeye ne diyorduk? Evet, D diyoruz. O zaman bu tam ortada olduğuna göre burası ne olacak? D bölü 2. Burası ne olacak? D bölü 2 olacak. Merkez doğrusuna göre arkadaşlar neydi? Bunları adlandıralım hemen. Evet, merkez doğrusu sıfırıncı katar. Birinci düğüm birinci katar. İkinci düğüm ikinci katar. Üçüncü düğüm üçüncü katar. Bakın burada tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Kaynakların üzerine gelen
ve dışında oluşanları ne yapmıyoruz? Oluşamazsınız diyoruz. Kaynakların arasında olacak. Yine burada simetrik. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. Üçüncü düğüm, üçüncü katar. Bu arkadaşlar kaynakların üzerine gelen ve dışındakiler oluşmayacaktır. Ardışık katar ve düğüm arası lambda bölü 4 olduğunu hatırlatıyoruz. Ardışık iki düğüm arası, birinci düğüm, ikinci düğüm fark etmez arkadaşlar. İki düğüm arası, ardışık iki düğüm arası dalga boyunun yarısı kadar. Ardışık iki katar arası da yine aynıdır. Lambda bölü 2 kadar. Ardışık katar ile düğüm arası lambda bölü 4 olduğunu hatırlatıyorum arkadaşlar. Eğer faz farkı yoksa merkez doğrusu üzerinde, merkez doğrusuna göre bunlar simetrik oluşuyor. Düğüm çizgisi sayısı çift sayıdır arkadaşlar her zaman. Düğüm çizgisi sayısı, evet, çift sayıdır. Mesela burada örnek kaç tane var? Birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm. Üç burada, üç de burada var. Altı tane bakın çift. Dalga katarı sayısı, dalga katarı arkadaşlar sayısı da tek sayıdır. Tek sayıdır. Örneğin mesela burada kaç tane var bakın. Birinci katar, ikinci katar. Birinci katar, ikinci katar 4. Bir de ortada var 5 tane arkadaşlar. Demek ki dalga katarı faz farkı yoksa daima dalga katarı sayısı tek sayıdır. Düğüm çizgisi sayısı çift sayıdır diyoruz. Örnek su derinliği sabit olan bir dalgalı yayında aynı fazda dalga üreten K1 ve K2 özdeş noktasını kaynaklı ürettiği dalgaların girişim deseni çizilmiştir. A noktası arkadaşlar. A noktası için yol farkını buluyorum. A noktası için. Buradan sayıyorum bakın. Lambda bölü 2 imiş. Ya, evet, lambda bölü 2, 1. Şurası lambda bölü 2. 1, 2, 3. 3 lambda bölü 2. Eksi buradan sayacak olursak. 1, 2, 3, 4 lambda bölü 2. 4 lambda bölü 2. Yani yol farkı lambda bölü 2 çıktı. Şimdi arkadaşlar yol farkı dalga boyunun tam katı çıkmadığına göre K eksi 1 bölü 2 de tam sayı yapacaktır. Yol farkını yazıyorum lambda bölü 2 eşittir. K eksi 1 bölü 2 lambda da lambdalar gitti. K burada ne çıktı? 1 çıktı. Demek ki K eksi 1 bölü 2'ye tam sayı yaptığına göre düğüm çizgisi, düğüm çizgisi üzerindedir. Pekala düğüm çizgisi nasıl oluşuyordu? Tepe ile çukur arkadaşlar. Zaten belli bakın oranın düğüm çizgisi olduğu ama kaçıncı olduğu belli değil. Neden? Bakın çukur nokta nokta gelmiş ve düz çizgi tepe gelmiş. Arkadaşlar A noktası evet düğüm çizgisi üzerinde. Kaçıncı düğüm çizgisi? Birinci düğüm çizgisi üzerinde. Tamam. B noktası için yol farkı sıfırdır. Arkadaşlar yol farkı sıfır nerede oluyordu? Merkez doğrusu üzerinde oluyordu. Sıfırıncı dalga katara. Evet. Burada yol farkı sıfırdır. Burada sıfırdır. Burada sıfırdır. Burada sıfırdır. Burada sıfırdır. B onlardan mı? Değildir. Bir defa B neresidir arkadaşlar? Çift tepe. Dalga katarı üzerindedir. Evet. Çift tepe. B arkadaşlar. Tamam. C ve D. C ve D noktası çift tepe. Evet. C evet doğru. Tepe ile tepe gelmiş. D noktası evet. Düz çizgiler geldiğine göre tepe ile tepe gelmiş. Bu da doğru arkadaşlar. Çift tepe üzeridir. E noktası ise E noktası nerede? Burada. Evet. İki tane bakın. Buradan da böyle nokta nokta. Buradan da böyle nokta nokta gelmiş. Çift çukur arkadaşlar. Çukur artı çukur üst üste gelmiştir. Bu da doğru. Demek ki iki yanlışmış. Diğerleri doğruymuş arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Başarılar dilerim arkadaşlar.